Kadınlar kocalarına uzun ömür dilemek için karvaçot orucu tutar. Ben de tuttum. Ve bütün sadakatimle sonuna kadar götüreceğim. Bu gelenekle dalga mı geçiyorsun? Rocky. Gelinimi daha ne kadar aç bırakacaksın? Hı? Hadi bir an önce tamamlayın. Sonra hep beraber yemeğe gidelim. Uzun zamandır senin karınım. Ama ilk defa bu akşam evli olduğumu hissettim. Bu akşam bir tek şey diliyorum. Yaşadığım her gün senin olsun. İzin ver, seninkileri de ben alayım. Her gün seni daha fazla sevmeme izin ver. Rocky canım, ne yapıyorsun? Ayağına dokunuyor. Hayır duası et. Hadi. Abi bu tören o kadar meşhur ki biz bekarlar bile biliyoruz. Yani hadi yengeme su içir. Öyle değil abi. Elinle ve kalbinle içireceksin. Ah. Kızartma tavası. Ne kadar yanıksa tava o kadar siyah olur. Ve hep öyle kalır değil mi? Ben tavadan bahsediyorum. Senin kıskanmandan değil. Kıskandın mı? Oo, kara yılan gitti. Sana bol bol su içireceğim. Hayır hayır. Süt içireceğim. Sen bekle. Evet abi, yenge. Poz vermeniz lazım. Aa, öyle kalın. Çok güzel bir fotoğraf olacak bu. Evet. Aynı evet. Görünüyor. Görünüyor evet. Abi elini abinin elini. Evet. Ah evet. Harika. İşte bu. Çok iyi. Mükemmel. Gülümseyin. Çok güzel. Harika. Bittiyse gidebilir miyim? Böyle de olmaz ki. Yengemin hediyesi nerede? Abi hani yengemin hediyesi? Hediyeyi unutmuşum. Nasıl olur? Karvaçot'ta neden erkekler hediye veriyor? Bu sefer ben ona hediye vereceğim. Oo! Yenge, ne aldın abime? Aa, dur tahmin edeyim. Fatih bileti değil mi? Hayır, taşlı kol düğmeleri. Hadi ama yenge, ne aldın? Bunu. Bunu Tanrı'nın
seni her an koruması için kalbine yakın bir şekilde takmalısın. Bunu taktığın zaman Ruki, benim de içim rahat olacak. Çünkü Tanrı'nın seni koruyup kolladığını bileceğim. İkimizin ortak bir yönü var. Sen sevdiğin insanla evleniyorsun. Ben de sevdiğimle evlenmiştim bir zamanlar. Anne, senin aşkı bulduğun yerde bu akşam ben de aşkı bulabilecek miyim? Bir kere olsun sana sarılmak istiyorum. Bu akşam seni çok özlüyorum. Beni dinliyor musun anne? Kızın aşkını buldu anne. Senin kızın aşkını buldu anne. Ama hiçbir şey yolunda gitmiyor. Anne, anne. Sen misin? Sensin değil mi anne? Anne, o maskeyi takan Ruki değil. Biliyorsun değil mi anne? Beni evlendirdiğin kişi benim aşkım. Gerçek aşkım anne. Hayatım, gerçek aşkı bulmak çok zordur. O yüzden onun elini sakın bırakma. Ama ondan şüphelendim anne. Ben sevdiğim kişiden nefret bile ettim. Ona açıkça sormam gerekirdi. Ben ne yapacağım şimdi? Bazı aşklar böyle başlar Şivani. Seninki de öyle olmuş. Şivangi. Şivangi, beni iyi dinle. Sen bir yılansın ve o da insan. Bir insanı sevmenin ne anlama geldiğini biliyorsun değil mi? Birlikte olduğumuz anda bütün güçlerini kaybedip böylece sıradan bir yılana dönüşürsün. O zaman aşkını da, intikam alma şansını da kaybedersin. Şivangi, katili daha görmedik biliyorsun. Annenin diğer 5 katili hala hayatta. Ve çok tehlikeliler. Şivangi, bu aşk Ruki için çok tehlikeli. Ve senin için de bir çeşit lanet. Bu yüzden de aşk ve intikam arasında bir seçim yapmak zorundasın. Kararımı verdim. Hem intikama hem de aşkıma ihtiyacım var. Annemin intikamını alana kadar Rudra, ben nasıl olsa gücümü kaybetmeyeceğim. Bu sürede elimizden kaçırdığımız katili bulalım. Bu sefer bizden kaçamayacak. Onu yakalayacağız. Gidelim mi? Abi, yengeme baksana. Ne kadar güzel değil mi? Mükemmel görünüyor. Ama merak ettiğim bir şey var. Sen neden güzel yengeme kızgınsın? Ha? Katil burada. Yüzünü görmemiz lazım. Ne zaman yolumdan çekilecek? Abi. Affedersin. Yengem sabahtan beri oruç tutuyor. Sence kim için? Senin için ve sen burada surat asıyorsun.
Bak, ben hiç evlenmedim ama birçok kutlama gördüm. Tecrübelerime göre kim hatalı olursa olsun hep erkek özür diler. Yoksa... Sus artık. Yoksa ne Romil, hadi. Yoksa erkek bir ay boyunca koltukta yatmak zorunda kalır. Shivangi bana Rudra'nın önemsiz biri olduğunu söylemişti ama adam evime bile girdi. Şimdi ne peşinde olduklarını öğrenmem lazım. Shivangi'yi öldürmek için çok uğraştım. Ama Karvaçot'u Rocky ile birlikte kutlayan yine o oldu. Shivangi nasıl ölecek? Onu boğabilirim şu anda. Nasıl olur? Rudra ile Shivangi nereye kayboldular? Neredeler ki? Neden babamın fotoğrafına öyle bakıyor? Sen burada bekle. İçerisi çok karanlık. Ben bakacağım. Olmaz. Ben annemin katilini görmek istiyorum. Yüzünü görmem lazım. Shivangi, içeri böyle giremeyiz. Ya biz onu göremeden, o bizi görürse ne olacak? Eğer böyle gitmiyorsak, o zaman böyle gideriz. Bu ses, Shivangi ile Rudra'nın ayak sesleri olabilir. Bu zamana kadar hiç yılan yakalamadım. Bu akşam ikisi de burada.
Bu akşama kadar hep bize tuzak kurdular. Ama şimdi biz tuzak kurduk ve tuzağa düştüler. Bu akşam gerçek yüzlerini ortaya çıkaracağız. Herkes bilecek. Sen gidebilirsin. तेरा मेरा बैल और अब्बाक है तेरे दुश्मन दुश्मन तू मेरा मैं नागिन तू सफेरा कपालिका burada ne işi var? Ne oluyor burada? Shivangi ile Rudra nereye gitti? O nereye gidiyor? Tanrım, neredeyim ben? Ne tarafa gitsem? Flüt sesi duyunca yılanlar çılgına döndü. Gerçek formlarıyla buraya geldiler. Bu sıradan bir alet değil. Büyülü ezgiler çalar. Siz ikiniz ne kadar güçlü olsanız da bugün bu ezgiyi duyduktan sonra gerçek şekliniz ortaya çıkacaktır. Bu yılan neden gerçek haline dönmedi? Diğer yılan bir kadın olmalı, erkek değil. Selam olsun. Sana selam olsun. Yılan olduğunu biliyordum. Senin gerçek yüzünü o gün anlamıştım. Ama o aptallar bana inanmadılar. Ama bugün gerçek yüzün herkesin önünde açığa çıkacak. Herkes yılan olduğunu görecek. Evet, ben bir yılanım. Ben bir yılanım, sen de katil. Annemin 8 katilinden birisin sen. 8 katilin ikisini öldürdüm. Bu gece de seni öldüreceğim. Hayvanlar kafesin içindeyken ısıramazlar. Sadece avlanırlar. Evet. 8 kişiydi. 6 kişi kaldı. Seni altımız birden öldüreceğiz. Aynı anneni öldürdüğümüz gibi. Seni öldürmeden önce gerçek halini şu aptallara göstermek istiyorum. Salaklar bakın. Bana inanmamıştınız. Peki şimdi hatırlıyor musunuz? Şimdi bir de anneni öldürenleri getireceğim. Bekle.
Madu, Mekla. Kraliçe, güzel kraliçemiz. Çok yaşa, çok yaşa. Sizi buraya önemli bir görev için çağırdım. Arıların kokusu nasıl diğer arıları cezbediyorsa, siz de aynı şekilde güzelliğinizi kullanarak insanları cezbedeceksiniz. İkinizi bir eve götüreceğim şimdi. Anki, Seşa ve Yamini'den yılan kristalinin nerede olduğunu öğreneceksiniz. Onları bir iğne sokmasıyla halletmek isterdim ama yılan kristaline ulaşmam için hayatta kalmaları gerekiyor. Hemen gidin. Ve arkamdan ne planlar yaptıklarını öğrenin. Yenge. Ne yazık ki biraz fazla yemişim. Yani kaçırdım. Sabahtan beri bir şey yemeyip bir anda yemeye başlayınca her şey çok hızlı ilerliyor. Baba, daha ne kadar yiyeceksin? Birazdan patlayacaksın. Hey Romil. Romil, burada bir film mi oynuyor yoksa iki tane güzel mi geldi? Ha? Hangisi? Acaba kim bu kızlar? Kardeşimin kızları. Madu ve Mekla. Yemek yapmayı çok sevdikleri için şef olmak istiyorlar. O yüzden Mumbai'ye geldiler. Bundan sonra bizimle kalacaklar. Bunun kardeşi mi vardı? Ben... Ne oldu Kapalika? Mağaranın dışında ne işin var? Hem de insanların yaşadığı yerde. Ben şimdi sana bir sır vereceğim. Sır mı dedin? Hı-hı. Herkesin önünde mi söyleyeceksin ha? Yerin kulağı vardır. Burada değil, hadi gel benim. Evet, söyle bakalım. Bana ne demek için buraya geldin? Bir an bile düşünmeden yılan kristalini bana teslim edeceğin bir haber vermek için. Bu ancak o kara yılan ve bal arısından kurtulduğun zaman olur. Ben daha önemli bir şey söylemek için geldim. Çok uzatmadan ne var? Bana hemen söyle. Şivangir'in yılan olduğunu öğrendim. Kapalika, kes sesini. Yoksa bir tane patlatacağım. Bu sefer bir kanıtım var ama. Gelinin yılan olduğunu kanıtlayacağım. Onu mağarada Rudra ile birlikte tuzağa düşürdüm. Ne? Benim gelinim yılan mı? Evet. Hemen ara ve bütün adamlarını çağır. Bu gece onlara benim yeteneğimi göstermek istiyorum. Bu zamana kadar senin yapamadıklarını göstereceğim onlara. Ben o yılanı tuzağa düşürdüm. Aptal ihtiyar. Delirdin mi sen? Git de bunu o kara yılan ve boğa Anki'ye de söyle istersen. Sakın ha. Onlar bilmemeli. Sakın sakın söyleme. O dişi yılan, yani gelinim Şivangi, elimizde olursa o kristali de alırız. Yarısı da senin olur. Ne dersin? Yani 50-50 kabul ediyor musun? Hiçbir şey demiyorum. Mağaraya birlikte gidiyoruz. Hadi. Bir dakika. Senin Garuda koruman nerede? Olamaz. Nerede acaba? Doğru ya. Sarımı değiştirirken odada düşürdüm herhalde. Hayatımı kurtardın Kapalika. Teşekkür ederim. Yoksa Rudra ile Shivangi kesin beni ısırırlardı. Ben hemen madalyonu alıp geliyorum, tamam mı? Kapalika, beni almak için değil, ölmek için buradasın.
Benim intikamım o kadar haklı ki kocam aracılığıyla Tanrı yardım ediyor. Alo. Geliyorum. Gerçek aşk işte bu. Rocky bilmeden bizim hayatımızı kurtardı. Kendine gel Shivangi. Kapalika bizim gerçek yüzümüzü göstermek için burada. Söylerlerse eğer her şey mahvolacak. Oyun nasıl böyle bitebilir ki? İntikamımı almadan asla bitmeyecek. İsteyen istediğini söylesin. Kapalika benim sırrımı açıklamaya gitti. Ama bunu kimseye söyleyemeyecek. Merhaba, ben Suşu. Adımı duymuşsunuzdur ha? Selam! Sanırım Amerikan tarzı merhaba dediler bize. Selam! Merhaba! Aman Tanrım! Siz de ikizsiniz! İkiz mi? İkiz ha? Evet, biz çok benzeriz. Merhaba Chico. Sana da merhaba. Sinek. Tek bir sivrisinek İnsanı deli eder. Bu Yamini hemen geleceğini söyledi ama burada çene çalıyor. Kapalika, birazdan Yamini'ye benimle ilgili gerçeği söyleyecek. Kağıtlara hemen bakman gerekiyor. Bazılarını da imzalaman lazım. Yine nereye gidiyorsun? Ne demek istiyorsun? Ben buraya yalan senin... Yalan söyleme. Ne kadar daha yalan söyleyeceksin? Rudra'yla beraber olduğunuzu biliyorum. Bunu senden hiç ummazdım. Onu evden kovdum. Onu bu eve sen sokmuştun. Artık çok oldu, yeter. Sana çok fazla şans verdim. Rudra ile beraber ailemle ilgili başka oyun oynamanıza izin vermeyeceğim. Buna son ver. Benden boşanmak yerine burada kalmak istiyorsun, öyle değil mi? O zaman bundan sonra benim gözümün önünde olacaksın hep. Hiçbir yere gitmeyeceksin. Hatta ne biliyor musun? Bugün... Sen bir karar vereceksin ne yazık ki. Hangimizi istiyorsun? Beni mi yoksa Rudra'yı mı? Eğer Rudra'yı seçersen derhal boşanmak istiyorum. Bana cevap ver Shivangi. Eğer Kapalika bugün Yamini'ye benimle ilgili gerçeği söylerse o zaman intikamımı alamayacağım. Tanrım bana yardım et. Rocky neredesin? Rocky. Özür dilerim. Bir şey yok büyük anneciğim. İşte ilgili bir sorun falan mı var? Yok. Sadece şunlara imza atmalısın. Ver. Benimle gel. Nereye gitti bu şişko? Buradayım.
şimdi oradaydın ama. Kapelika, sen çok yaşlandın. Kafan çok sağlam değil. Biri bizi görürse bizden şüphelenebilir. Buradan gitmen gerekiyor. Madalyon? Bak işte burada. Kendimi o hayvanlardan korumak için bunu taktım. Bu benim koruma kalkanım. Bu dünyada benden daha büyük bir hayvan olamaz zaten. Öyle değil mi? Hadi git artık. Kapalika, buraya sen gelmedin. Senin ölümün geldi. Bu akşam ölüm seni çağırıyor. Çünkü annemin katillerinden biri daha bu dünyaya veda edecek. Bu akşam intikamın bir bölümü daha tamamlanacak. Kapalika, kanıt nerede? Buradalardı, yemin ederim. Gözlerimle gördüm. Senin gelinin bir yılan. Flüt çalarken yılana döndü. Gördüğüme eminim, inan bana. Tamam Kapalika. Sen flüt çalarken önüne geldi. Anladım. O da annesi gibi bir yılan. Bak, iyi bak, ben bir yılanım. Evet, bir yılan. Şekil değiştiren bir yılan. Sen buraya nasıl geldin? Tabii ki Tanrı. Tanrı'nın gücü. Onun sayesinde geldik. Tanrı'nın bize verdiği güçle geldik. İyi ile kötü arasında kavganın olduğu yerde Tanrı iyi olanlara güç verir. Tanrı her zaman iyilerin arkasındadır. Kötü öne çıkarsa Tanrı onun gücünü alıp iyi olana verir. Bu akşam sıra sende. Ölümün ve ne zaman öleceğin Tanrı tarafından belirlendi. Sen insan görünümünde bir şeytansın. O katillerle işbirliği yapıp hiçbir suçu olmayan annemi öldürdün. Bu akşam öleceksin. Acı veren bir ölümle öleceksin. Senin için öyle bir ölüm seçtim ki hayal bile edemezsin. Siz iki yılan. Siz beni öldüremezsiniz. Neden korkayım ki sizden? Benim korumam da var ama seni anlıyorum. Yamini varken konuşmamı istemiyorsun. Seninle ilgili gerçekleri Yamini'nin önünde söyleyeceğim. Bırak beni. Beni bırak dedim. Kimseye bir şey söylemeyeceğim. Bırak lütfen. Bırakmak mı? Sen annemin çığlıklarına merhamet ettin mi? Onu bıraktın mı? O benim hayatımı kurtarmak için öldü. Sen onu iki kere öldürdün. İki kere. İki kere. O yüzden de iki ölüm cezası çekeceksin. Geber. Sen boşuna yaşama. Huzur içinde uyu anne. Thank you.
Neredeydin? Rocky, ben sadece... Sen ne? Sana evden çıkmamanı söylemiştim ama sen yine de çıktın. Neden? Ben... Hayır, bir şey söyleme. Zaten söyleyeceğin her şey yalan. Yani üst üste bir dolu yalan. Yalan üstüne yalan. Başka hiçbir şey yok. Daha ne kadar yalan söyleyeceksin Shivangi? Beni yanlış anlıyorsun Rocky. Yanlış mı anlıyorum? Gözlerim yanlış, kulaklarım yanlış. Gördüğüm ve duyduğum her şey yanlış. Rocky, canımı acıtıyorsun. Ve sen... Rocky, lütfen benimle kavga etme, olur mu? Kavga mı ediyorsunuz? Her şey yolunda öyle değil mi? Büyük anne aslında... Büyük anne hiçbir şey yolunda değil. Ondan uzun zamandır bu madalyonu takmasını istiyorum. Ama beni dinlemiyor. Tartışmalarımız benim korkumdan kaynaklanıyor ve inat edip duruyor. Beni hiç dinlemiyor. Eğer sen söylersen belki dinler. Yamini, bundan sonra bütün işlerimi sana yaptıracağım. Eğer benim kayınvalidemsen ben de gelininim. Yılan gelinin. Yine neden üzüyorsun gelinimi? Büyük anne şey... Kolyeyi takmayacak mısın? Ama... Ciddi misin? Bana ver. Ama büyük anne bakalım yani... Bakalım şimdi ne yapacaksın? Madalyon sus, bu değil ki... Sus. Ama bu... Bir şey daha var. Şu andan sonra bunu asla çıkarmayacaksın. Tanrım, kocamı o katillerden koru lütfen. Kahpalika, neredesin? Kahpalika. Nerede bu kadın? Ne duruyorsun? Ara şu salağı hemen. Hadi durma. Altıncı katil. Kahpalika'nın iki tane yılan yakaladığını söyledi. Belki şu da olabilir. Şimdi de orada mı duracaksın? Hadi kıpırda. Ne var? Düşündüm de o iki yılan Kahpalika'yı yakalayıp almış olabilirler. Ya da çok yemek yüzünden öbür tarafa gitmiştir. Neyse, Kahpalika'yı boş ver. Bir işe yaramıyor zaten. Hadi gidelim buradan, hadi. Yılan kristalini bulmanın başka bir yolunu var. Bulmalıyız. Ha? Var mı? Hemen söyle. Rocky'yi kaçırır ve saklarız. Sonra da Shivangi'ye şantaj yaparız. Böylece yılan kristalini alırız. Shivangi elini yılan kristaline sürdüğü anda ben onu elinden alıp Shivangi'yi öldürürüm. Hayal kurmayı bırak kara yılan. Biz önceki planımızı uygulayalım. Hadi gel benimle. Yılan olduğumun farkındayım. Bir insanı sevemem. Ama ben aşık oldum. Ne yapmalıyım? Nasıl söylemeliyim? İnan bana, bu kalp seni çok seviyor Rocky. Hem de çok. Lütfen beni bırakma. Gitme lütfen.
Ne olursa olsun hep yanında olacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.